Evet, Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlamış olduğu programların 19.sunu bugün izleyeceksiniz. Konuğumuz KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır. Hoş geldiniz Bekir Bey. Merhaba, iyi yayınlar. Sağ olun. Söylemeliyim, içinde bulunmaktan onur duyduğum, gurur duyduğum girişimlerden bir tanesidir. Ayrıca da bu program girişiminde de karınca kararınca katkım varsa ne mutlu bana. Çok çok teşekkür ederiz. Hem katıldığınız için hem de İstanbul Hepimizin girişimiyle ilgili değerlendirmeleriniz için. Efendim, bugünkü programda teknik sonuçlarına çok eğilmeyeceğiz referandumun. Çünkü zaten bütün televizyonlarda, haber ajanslarında ve haber sitelerinde sonuçlara ilişkin birçok yorum ve değerlendirme yapılıyor. Onun için biz olabildiğince başlangıçta kısa bir değerlendirme rica edeceğiz. Özellikle de dünden bugüne değişiklikler var mı veya yorumlarda, değerlendirmelerinizde yenilikler var mı? Bunu sormak istiyoruz. Bir de özellikle tabii ki bu ilk giriş kısmında şu anda medyada çok tartışılmakta olan Kürt bölgesindeki oylarla ilgili görüşlerinizi tekrarlamanızı rica edeceğiz. Buyurunuz. Şimdi önce bir fotoğraf çekelim. Yani lütfen. Çok dünden bugüne tabii yepyeni bir şey söylemek imkanı yok. Sayılar belli ama sadece sayılar, dün gecenin sayıları değil, sürecin kendisi de dahil bir değerlendirme yaptığımızda şunu söylemek daha mümkün. Şimdi bir, çok temel karakteristik bazı şeyler var. Bir tanesi, Türkiye siyaseti AK Parti ve diğerleri diye ayrıştı. Yani AK Parti'nin içindeki ya da siyasal İslam geleneğinden gelen bazı gruplar da ayrıldı, bu tarafa geçti. Ya da Saadet Partisi de bu tarafta pozisyon oldu ama aldı ama hani bizdeki hakim siyasi kültüre, siyaset yapma tarzına bakılırsa artık kolay kolay diyelim AK Parti ile o gruplar arasında yeni bir ilişki olacağını ben kendi hesabıma beklemiyorum. Dolayısıyla AK Parti ve MHP demiyorsunuz ama. Hayır. Evet. Evet, AK Parti ve diğerleri diye bir ayrışma oldu diyor. Evet. İkincisi, ikinci görünen şey, Türkiye'deki kimliklerin ve siyasetin ve bu kimlikler ve siyasi tercihler arasındaki kutuplaşmanın ne kadar keskin olduğu ortaya çıktı. Bir bakıma hani ortak dostumuz Erol Katırcıoğlu'nun lafıyla söylersek hani kimlik sayımı yapıyoruz. Adı referandum, seçim vesaire oluyor ama her seferinde yeniden kimlik sayımı yapıyoruz. Yani Kürtlerin sayısını yeniden bir kere daha sayıyoruz. %10 varlar mı, 11 varlar mı diyoruz. İşte laikler ya da seküler hayat tarzına sahipler yüzde kaçlar, 25 mi oldu, 30'a geldiler mi diyoruz. Ve hani Türkçü veya dinci ya da muhafazakar büyük kitlenin sayısı kaç oldu diye bakıyoruz ama kimliklere ve siyasetin kutuplaşmasına ne kadar Türkiye'nin kitlendiği görülüyor. Bir başka temel karakteristik sizin de işaret ettiğiniz Kürtler meselesi. Evet. Yani baktığınız zaman dün akşam çıkan tabloya ülkenin hem Kürtlerin ağırlıkta olduğu coğrafya karakter olarak çok farklı bir yerde duruyor. Hayır oylarıyla ve hayır oylarındaki yüksek oranlarla %65-70'ler mertebesinde. Ama bir başka durum daha var o haritada. Türkiye'yi, Türkiye siyasetini Türk-Kürt ekseninde okumak, ayrıştırmak ya da tanımlamak kolay. Ama bir başka eksen daha var. O da sosyoekonomik bakımdan gelişmiş veya gelişmeye çabalayan yerler ya da eğitim seviyesi yüksek, eğitimi düşük yerler ya da dindarlık seviyesi yüksek, düşük yerler diye bakmak mümkün. Yani modern gündelik hayat pratiklerine sahip seküler hayat tarzının olduğu yerler, daha muhafazakar hayat tarzının ve muhafazakar değerlerin hakim olduğu yerler diye bakmak mümkün. Yani o İskenderun, Hatay, Mersin diye başlayıp Trakya ve İstanbul'u da içine alan, Eskişehir'de dahil olan coğrafya. Dolayısıyla aslında karşımızda hani iki eksen üzerinde ama dört köşesi değil artık üç köşesi olan, bir tarafta daha muhafazakar %55-60'lar mertebesinde bir muhafazakar kitle, bu tarafta bir %15'lik Kürtlerin olduğu coğrafya ve bu tarafta da %25'lik mertebesinde, kabaca 25-30 aralığında diyelim, seküler hayat tarzının ve modern hayat pratiklerinin geçerli olduğu kitle gibi Türkiye üç parçalı bir yere dönmüş oldu. Bunun gösterdiği şey o. Tabii dördüncü bir şey, bu hikayenin bir tarihsel geri planı var diye düşünüyorum ben. Yani bütün bu sözünü ettiğimiz kimlikler, siyaset, siyasi kutuplaşmalar, hayat tarzı ayrışmaları sadece bugüne dair de bir mesele değil. 150-200 yıllık bir geçmişin de ürettiği sonuç nedir o? Bu toprakların 200 yıldır neredeyse bir kalkınma ve modernleşme çabası var. Baktığınız zaman o haritaya bundan kendince nasibini almış, gelişmiş görece, metropolleşmiş, gündelik hayat pratikleri bakımından daha batılı hayat tarzına yaklaşmış bir coğrafya ile oldukça geride kalmış Kürt coğrafyası ve şimdi hani yolla, barajla, çevreyi katletmek uğruna da olsa yollarla, barajlarla ya da kamu hizmetleriyle de bu kalkınma ve modernleşmenin kaybettiklerini kazanacağını uman bir de İç Anadolu, Karadeniz diyelim. Dolayısıyla bu hani yarın sabah 4 lider el sıkışıp öpüştü diye kolayca bitirilecek bir mesele değil. Hem tarihsel, hem sosyolojik, hem siyasi, hem kültürel boyutları olan bir ayrışma. Dolayısıyla bu fotoğraftır elimizde olan ve bu fotoğrafta yeni bir şey de değil bakarsanız. Aşağı yukarı 2014 yerel seçimlerinden beri önümüzde tekrar yani bir yerel seçim, 2 genel seçim, bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapmış olduk. Ve de şimdi de bir de anayasa referandumu. Şimdi bu 5 kez sandığa gittiğimizde aşağı yukarı aynı fotoğrafı görüyoruz. Bu fotoğrafı arkadaşlarımızdan rica edelim. Bir Türkiye haritasını, referandum sonrasına ilişkin haritayı getirirlerse onun üzerinde de biz konuşmaya devam edelim. Evet. Tabii şu son derece önemli, kutuplaşmadan çok sık bahsedersiniz. Buna ilişkin yorumlarınızı biliyoruz ve bu kutuplaşmanın kısa vadede de çözülemeyeceğine ilişkin tespitleriniz de son derece önemli. Zaten bir sonraki bölümde de onun... Siyasi kutuplaşma tarafı ben cilt kanseri diyorum. En kolay tarafı. Türkiye bu konuda deneyimli, şerbetli. Yani 80'ler öncesi var, anımsayacaksın. Tabii. Yaşı senin benim yaşımda olanların iyi bildiği. 60'lar öncesi var. Dolayısıyla hani siyasi şehvet azalınca bu siyasi kutuplaşma biraz daha kolay halledilebilir oluyor. Ama bunun kemiğe dayanan cilt kanserinden kemik kanserine dönüşen kısmı kültürel kimlikler ve hayat tarzı kutuplaşması. Dolayısıyla bu kalıcılaşmak demek, giderek gettolaşmak demek. Birbirimizden kulağımızı, gözümüzü, yüreğimizi, aklımızı kapatmak demek. Dolayısıyla bunun ürettiği riskler ve fırsatlar, bir yandan da fırsat tarafına bakmamız ve buradan nasıl çıkarız diye düşünmemiz de lazım. Esas önemli olan da bu tabii. Onun için sadece hani karamsarlık üzerinden konuşmayalım diye. Ama en azından şu an önümüzde olan bunun ürettiği risktir. Nedir o? En çok daha basit bir tanımı ortak yaşam iradesinin zayıflaması, biz duygusunun eksilmesi, parçalanmasıdır yani. Evet. İkinci sorumda Kürt bölgesine ilişkin özellikle bugün medyada dönmeye, dolaşmaya başlayan yorumlar. Halbuki siz bu konuda dün baştan akşam beri, tabii, dün de yorumunuzu getirdiniz. Şimdi bakın, Kürt meselesinde ve Kürtlerin oy tercihleri meselesinde hep herkes şöyle bir geri sosyolojik şeyi unutarak ya da kültürel karakteri unutarak siyasetten ve işte efendim PKK öyle mi yapar, HDP böyle mi yaparlardan yola çıkarak komplo teorisi yazıyor ve meseleyi oradan anlamaya çalışıyor. Nedir geri plandaki hikaye? İşin bir tarihsel tarafı var. Kürtlerin içinde oldum bittim padişahlar zamanından beri düzene yakın olanlar, düzene muhalif olanlar var. 2, kültürel olarak ya da sosyolojik olarak dindar Kürtler var, seküler Kürtler var. Ve bu iki, yani hem tarihsel olarak düzene yakın olan hem de dindar olan kesimle, tarihsel olarak düzene muhalif ve de şimdi bugün seküler hayat tarzına daha yakın olan kesim arasındaki gerilim Türklerin olduğundan daha sert. Dolayısıyla da 2011 seçimleri dahil şöyle bir tablo vardı karşımızda. Oldum bittim de böyleydi bu. Her 100 Kürt'ün kabaca 50'si AK Parti'ye oy veriyor, 40'ı HDP ya da öncülü BDP'ye oy veriyor. Onu da hani serpme dediğimiz, yani Sinop'ta 1000 kişi var, Manisa'da 5000 kişi var, oyu çok hani hesaba katılamıyor diyelim. Ama Suriye meselesi, açılım süreçleri ve özellikle Kobane diye kodladığımız süreç, dindar ve düzene yakın Kürtlerde ilk kez Kürtlük bilinci, Kürt ulusal kimliğine sahip çıkmak ve bir Kürt partisine sahip çıkmak gibi bir dürtü üretti ve orada bir hareket yaşandı. Bu hareket, o insanlar bir anda dindarlığı bırakıp sekülerliğe geçti diye, düzene yakın olmayı bırakıp düzene muhalif oldu diye ya da HDP'nin ekolojik politikalarını içselleştirdi, onayladı diye değil. Ama bir Kürt partisine sahip çıkalım ve bütün bölgede yaşanan Kürt meselesinde artık taraf olalım dendikleri için. Dolayısıyla böyle bir hareket, şimdi yeniden bir Selahattin Bey tutuklandı diye, HDP ya da PKK hata yaptı diye ya da Hendek Savaşları oldu diye kolayca geri gitmez. Bence burada hem kamuoyunu, kanaat önderlerini ya da bu tür böyle lak ya bu sohbetleri diyelim yanlış yönlendirmesinden daha vahimi bence Ankara'daki güvenlik bürokrasisinin de ülkeyi yöneten siyasi iktidarın ve kadrolarının da zihin dünyasında böyle sanmalarıydı. Bu çok kolay bir çözümdü. Yani evet, Hendek Savaşları'yla PKK'nın ya da HDP'nin yüzü ortaya çıktı. Selahattin Bey ve diyelim diğer belediye başkanlarıyla teröre destek verdiği ortaya çıktı. Artık Kürt seçmen yeniden AK Parti'ye döndü varsayımı. Kürt meselesine bakışı da, güvenlikçi politikalara bakışı da, Suriye politikasını da, Irak politikasını da etkiledi. Halbuki gerçek bu değildi. Ve bu, bugün medyada konuşuluyor dediğiniz sizin, Beyaz Türkler de bu komplo ya da bu kolaycı bakıştan vazgeçmediği için teşneler böyle bir varsayımı satın almaya. Ama baştan beri bizim araştırmalarımız ve ben kamu güvenlik bürokrasisine de Ankara'da ülkeyi yöneten insanlara da hep bunu anlattım ki bu varsayımınız yanlış, bu gözlemleriniz yanlış. Dolayısıyla bu gözlem ve varsayımdan ya da buna benzer bulgu olduğunu sandığınız ya da doğru olduğunu kabul ettiğiniz bulgulardan yola çıkarak üretilen politika yanlıştır. Türkiye'nin lehine değildir diye. Nitekim dün gece görüldü ki bir kez daha benim varsaydığım gibi, yani Kürt yurttaşlar artık kendi Kürt kimlikleriyle hareket ediyorlar ağırlıklı olarak. Yani şimdi tersine döndü. %70'lerde, yani 50-40 AK Parti lehine olan şey şimdi 70'e 30 HDP lehinedir. Dün gece bazı illerde onun 65'lere, 60'lara falan düşüyor görünmesinin sebebi çok muhtemel ki o Hendek Savaşları dediğimiz mahallelerde sandıklar bozuldu. 500 bin civarında seçmen muhtemelen, ki bunu sayıyı tam bilmiyoruz ama işte hükümete yakın Sabah gazetesinden bildiğimiz 500-600 bin deniyor. Bu da aşağı yukarı dün gecenin sayılarıyla bakarsak 1 puan demektir. AK Parti'ye döndükleri için değil, sandıkları olmadığı için ya da oy vermeye gidemedikleri için ya da göç ettikleri yerlerde, göç ettikleri yerlerde seçmen listelerine yazılmadıkları için. Tabii bu arada şunu da unutmayalım. Türkiye'de ne yapacaksanız yapın, Kürtleri yok sayarak yapamazsınız demektir bu tablo. Ve özellikle de muhalefet için, ya da biraz sonra konuşacağız, peki bu hayır blokundan ne çıkar, ne yapılır? Kürtleri, Kürtlerin hak ve taleplerini, varlıklarını reddederek, onlardan sürekli böyle kuşku duyarak, onlara sürekli ülkeye bağlılıklarını ya da efendim AK Parti karşıtı olup olmadıklarını sınamaya kalkışarak, sorgulayarak bu iş halledilemez. Samimiyetle hep beraber yeniden Kürt meselesini düşünmemiz lazım. Evet. Çok kısa katılım oranı konusunda, referanduma katılım oranı konusunda da %85-86 civarında oldu. 1 Kasım 87 katılım olmuştu. 7 Haziran 87 katılım olmuştu. Bizim beklentimiz %90'lara yaklaşacağıydı. Ama zaten fiilen de bu maksimum seviyedir 90. Neden? Çünkü işte hastanede olan var, yolda olan var, nöbetçi memur var. Bu kadar insanın ekmek, su ihtiyacı var, bunların dağıtımı meselesi var vesaire vesaire. Onun için zaten bir ülkede %90 katılım neredeyse maksimum demektir. Tarihimizde bir kez 92 var ama o da hani 12 Eylül referandumu ve mecburiyet vardı, ceza vardı. Üzerinde de tartışmalar oldu. Öyle olduğu halde bile 92'ydi. İşte onun için maksimumdur. Dolayısıyla %85 bence oldukça yeterli, oldukça güçlü bir katılımdır. Çünkü bizim insanımız seçime katılmayı, siyasete başka katılma ya da karar süreçlerine başka katılma mekanizmaları olmadığı için gerçekten hayata müdahalesinin en önemli aracı olarak görüyor. Bize göre yeterli değildir, bize göre katılımcı demokrasinin gerektirdiği bir sürü başka mekanizmaya ihtiyaç vardır ayrı, ama yine de bizim yurttaşımız elindeki o tek aygıtı da sonuna kadar kullanıyor ve ona sahip çıkıyor. Evet, yurt dışındaki düşük oranlar ise %44 katılımla ilgili bir mesele, bir yönüyle. Bir yanıyla fizik tabii, yani çünkü konsolosluklara gidiyorlar. Gerçi bu sefer de bir AK Parti hükümeti onu kolaylaştırmak için ve lehine olacağını umarak kolaylaştırdı. Bağlı olduğu konsolosluktan da çıktı. Herhangi bir konsolosluğa ya da herhangi bir sandığa giderek oy kullanılıyordu. Ama 2.800.000 seçmenden 1.325.000 seçmen oy kullandı. Daha önceleri %10'du. İşte 1 Kasım en yüksek olduğuydu, %40. Şimdi onu da aşmış görünüyor. Belki de böyle olur zaten. Yurt dışından Türkiye ile ilişkileri daha az, Belki önemli bir kısmı artık çift pasaportlu, geleceğini bulunduğu ülkeden arıyor. Onun için Türkiye'deki siyasi kutuplaşma, siyasi şehvet onu da çok da etkilemiyor olabilir. Öyle bakınca da %44 neredeyse Amerika'daki başkanlık seçimlerinin ülke genelindeki katılımın 50'lerde, 55'lerde olduğu dikkat alınırsa o bile aslında bu ciddi. Evet, aslında yani tabii ki biraz önce söylediğiniz son derece önemli. Özellikle yabancı ülkelerde seçime katılım oranlarının düşüklüğünde katılımın farklı yollarının olmasının da önemli bir etkisi var. Sivil toplum var, yerel yönetimler var. Bizdeki belediyelerle ortak çalışmalar var, ortak projeler var. Ya da mahallenizdeki bir evin rengine bile müdahale edebileceğiniz mekanizmalar varken bizde bütün bunlar olmayınca tek mekanizmanız ve hakkınız oy. Vatandaşlığına sahip çıkıyor aslında. Evet, aslında referandum üzerinde öncesinde üzerinde çok durulan işte insanlar sandığa gitmeyecekler şeklindeki düşüncelerin de çok gerçek olmadığını. Şimdi bak abi, yani bir iki tane seçim efsanemiz var bizim. Şimdi bir tanesi bu katılmayanlar meselesi. Bir başka efsane de anketlerde kararsızım diyen insanlar efsanesi. Şimdi bu efsaneler hep şuna dayanıyor. Varsayılıyor ki katılmayan insanlar ya da kararsızım diyen insanlar ya da katılmak istemediğini söyleyen insanlar kategorik olarak bir tarafın ve hatta mümkünse bunlar muhalefetin blokları da ümitsizlikten, çaresizlikten gitmiyorlar varsayılıyor. Bunlar efsane. Hangi araştırmayı yaparsanız, hangi sayısal analizi yaparsanız yapın, bu tür ama katılım diye ama kararsız diye bakacağınız bütün bu kitlelerin içinde iki tarafın da insanları var. İki fikirde olan da ya da diğer partilerin fikirlerine de dağılanlar var. Yani bu kitle hani bu dün gece itibariyle seçime katılmayan %15 ya da bizim açıkladığımız son anketteki kararsız %9 monoblok halde aslında gitseler de hayır diyeceklerdi ya da gitseler de evet diyeceklerdi demek efsane. Çünkü böyle değil. Yani onlar da katılsalardı da dünkü gibi 50 seçimlerde onu gösterdi zaten. 51,5, 48,5 olacaktı muhtemelen. Ya da yarım puan belki eksildi, fazlalaştı ama hani bunların kategorik olarak yeter ki gitsinler öyle değil. Kaldı ki özellikle 2007 seçimlerinden beri bu seküler camiada hani bizim de içinde olduğumuz, bizim akvaryumda bu sık konuşulur. Aman sandığa gidin, sandıklara sahip çıkın. İşte budur yani. Tatil de yoktu, ne bileyim ben başka bir mani de yoktu. Sonuçta dün insanlar gittiler sandığa. Gitmeyen de dediğim gibi bir kısmı gerçekten siyasetten hiç ilgisi olmayan insandır. Bir kısmı işte görevli olduğu için yollarda, ulaşımda, tır şoförüydü, otobüs şoförüydü, otobüs yolcusuydu, uçak yolcusuydu diye kullanamayandır. Öğrencilerdir, ikametgahları anne babalarının olduğu yerde, kendileri üniversitenin olduğu yerde vesaire vesaire. Evet. Şimdi AKP ve MHP'nin %10 oy kaybettiği seçimlerle karşılaştırılarak ifade ediliyor. CHP ve HDP'nin de %11 kazandığı ifade ediliyor. Bir ilk sorum şu, bu karşılaştırma doğru mudur? Yani seçimlerle... Çok doğru değil. Değil mi? Çok doğru değil. Yani şöyle bakalım, AK Parti'nin içinde de aşağı yukarı %5 ila 8'i arasında, demek ki dünkü 51 içinden bakarsak aşağı yukarı 3-4 puanlık bir kesim AK Parti'ye oy veriyor ve AK Partili olduğu halde dün sandığa gidip evet demedi. Çünkü içeriye ikna olmadılar. Evet. Ama buna karşılık o aradaki farkı MHP'den gelen, yani MHP'yi %10-11'lerde sayarsanız oradan gelen 3 puanla yeniden AK Parti 1 Kasım'daki mertebesinde görünüyor ama onun hepsi monoblok halde AK Parti oyu değil. İçinde de bir 3-4 puan ya da 1/3 MHP'lilerin 1/3 orada. Tabii ki burada asıl kayıp MHP'de. Çünkü MHP'nin tabanının 1/3 evetçi blokta yer aldı, 2/3 hayırcı blokta yer aldı. Bunu net söyleyebiliyor musunuz? Bizim araştırmamızdan ki dün akşam bir sonucu birebir de teyit edildiğine göre rahat konuşabilirim. Evet. Baştan beri de böyleydi. Yani baştan beri Şubat ayında da Mart ayında da MHP'ye oy vereceğini söylüyor. Yani dün genel seçim yapsaydık MHP'ye oy verecek insanların %60-65'i net biçimde zaten hayır diyor. Hayır vereceklerini ifade ettiler. Evet. Şimdi orada tabii şöyle bir sosyolojik analiz yapmak mümkün. Yani siyaseten de bir parti ve partinin fikriyatı ikiye bölünmüştü ama sosyolojik olarak şöyle bir durum var. MHP tabanı daha çok geleneksel muhafazakar bir kültürel tabana sahip, yani muhafazakârlığın referansları dini buyruklardan daha çok geleneklerden ve de daha kentlileşmiş bir taban, ortalama lise eğitimli bir taban vesaire. Dolayısıyla bu insanların yani MHP'nin metropollerde olan tabanı hayırcı bloka daha yakın durdu. Çünkü onlar gündelik hayat pratikleri bakımından seküler hayat tarzında değillerse bile seküler hayat tarzıyla iç içe yaşıyorlar. Hatta çoğu seküler hayat tarzına da sahip ama muhafazakârlık referansları geleneklerden besleniyordu. Ve onlar seküler dünyanın hayat tarzı üzerindeki baskı kaygılarını paylaştılar. Ve hayırcı blokta yer aldılar. Onun için Aydın, Balıkesir, Adana, Antalya, Mersin gibi yerlerde, Manisa gibi yerlerdeki MHP tabanı, İstanbul hatta, hayırcı bloka oy verdi. İç Anadolu'daki geleneksel muhafazakar olmakla beraber dindar pratikleri de hakim olan, dindar muhafazakarlarla iç içe olan coğrafyadaki MHP'liler ise 3'te 1 mertebesinde MHP'nin içinde, onlar da evetçi blokta yer aldı. Onun için MHP parçalandı. CHP ve HDP kendi oy tabanlarını korumuş görünüyor. Bakarsanız 1 Kasım itibariyle. Artı burada Saadet Partisi gibi, Vatan Partisi gibi o küçüklerden de 2-3 puanda yine hayırcı blokta yer aldı. Dolayısıyla en başta söylediğim hemen birinci karakter olarak bu referandumun sonucu AK Parti ve diğerleri dediğim ayrışmayı da net gösteriyor. Bunun burada da sebebi bu. Tabii evet. İlginç bir şey daha var. Örneğin İstanbul'daki bazı ilçelere baktığınız zaman o da bir emare gösteriyor. Çok enteresan sonuçlar var. Tabii 2 tür emare var bence. Hatta 3 tür emare var. Bir tanesi özellikle seküler hayat tarzında olan bizim akvaryumun Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy gibi yerlere ne kadar sıkıştığı görülüyor. %82 Beşiktaş'ta hayır. Kadıköy'de %79 hayır. Belki ama bunu da arkadaşlar verirler şimdi. Net ayrışmalar var. Ama buna karşılık mesela sen hatırlayacaksın, ben buna benzer bütün toplantılarda anlatmaya çalışıyorum 3 yıldır. Üsküdar'ın demografisi değişiyor. Çünkü beyaz bizim akvaryum Beşiktaş'a, Kadıköy'e sığmadığı için artık bir kısmını görmeyinden dahil. Evet. Üsküdar'a taşınıyoruz. Üsküdar'da 2014'teki CHP adayının oy alması emekli müftü olduğu için değil, Üsküdar'ın demografisi değiştiği için. Bunu Üsküdar'da dolayısıyla sık tekrarladın. Evet, bizim akvaryumdan kim aday olursa CHP adına alacak seçimi. Hayat tarzı kutuplaşması işi oraya getirdi. Birinci karakteri o. Yani İstanbul'un da demografisinde göç çeperlerden merkeze doğru krema gibi katlanmaya devam ediyor. Hala burca bayrak dikilecek yer Kadıköy'de olmak, Beşiktaş'ta olmak vesaire. İkincisi Fatih gibi, Eyüp gibi yerlerde bir de değişiklik var ya da hayıra yakın oylar var. O hem siyasal İslam geleneğinden gelenler bölündü. Yani hem Saadet Partisi gibi görünür kurumsal olan veya Adalet Zemini gibi kurumsal olmayan birçok hareket içinde siyasal İslam geleneğinden gelen önemli bir kesim hayıra döndü. Onun etkisinin görüldüğü yerler. Bir kısmı da Eyüp'ten bir miktar bu, bir miktar da yine işte o yeni yapılan siteler, yeni yerleşim, lüks konutlardan dolayı hayat tarzı ve demografide değişme. Ama asıl 3. karakteri ve AK Parti içinde alarm veren şey, metropollerde Ankara, İstanbul, Eskişehir gibi yerlerde görülüyor ki giderek bu modern hayat pratikleri, ya da sanayileşme ve toplumsal dönüşüm konusunda hayatın da dayatmasıyla mesafe alınılan yerlerde artık AK Parti kitlesine tam doğru cevabı veren bir parti konumundan giderek uzaklaşma belirtisi gösteriyor. Uzaklaştı, bitti anlamında söylemiyorum. Ama eğer AK Parti bu Türkçü ve dinci söyleme ya da o toplumsal destekteki azalmayı körüklemek için kullandığı bu dinci referanslar ve dinci söyleme devam eder ise metropollerde daha büyük handikaplarla karşılaşacağına dair bir belirtidir bu diye düşünüyorum. Evet, aslında buna da devam edeceğine dair belirtileri biz son balkon konuşmasından aldık diye düşünüyorum. İdam meselesinden, idamlar meselesi, Avrupa Birliği meselesi. Evet, aslında tabii Üsküdar meselesi enteresan. Ben orada şunu sormak istiyordum. Şimdi Üsküdar'da evet tercihinde bulunan insanlarımız açısından sonuçlar yol gösterici olabilir mi? Çünkü bütün mesele Türkiye'de kutuplaşmanın bunun önümüzdeki dönemde nasıl rehabilite edileceği ve nasıl ortadan kaldırılabileceği. Bu tabii uzun bir süreç. Yani bugünden yarına gerçekleşecek bir şey değil ama Üsküdar gibi örnekler nüfus yapısı ne kadar değişirse değişsin sonuçta birlikte yaşanan bir ortam haline geldi, bölge haline geldi. Çok daha soyuttan başlayarak hemen kısaca benim zihin dünyamdaki şemayı söyleyeyim. Şimdi İnsanlar, eğer bütün dünyada da böyle bir eğilim var, Türkiye'de biz daha ciddi biçimde yaşıyoruz bunu. Ama şu, insanlık krizde bir bakıma. Niçin? Çünkü bugün sanayi sonrası toplum diyelim, bilgi toplumu diyelim, adına ne diyeceksek diyelim, bu hayatın devlet ve hukuk sistemini üretemedik. Yani hani en basit ifadesi, derdimi kolay anlatmak için söylüyorum. Şirketlerde bile son 20 yıldır bütün markalar dinamik olsun, müşteriyi anlayalım, toplam müşteri memnun, koşulsuz müşteri memnuniyeti, toplam kalite derken evet, koşulsuz vatandaş memnuniyeti diyen bir devlet henüz yok. Dolayısıyla problem de tam bu yarıktan kaynaklanıyor bütün dünyada da. Dolayısıyla insanlık krizde. Yani bu, ama bize özgü kısmı şurada. Biz hem sanayi toplumunun, yani kalkınma ve modernleşmenin problemlerini henüz çözememiş bir ülke iken, üstüne bir de bilgi toplumunun, yani küreselleşme ve demokratikleşme süreçlerinin de problemlerini bir arada yaşıyoruz. Dolayısıyla Fransa'dan ya da İspanya'dan farkımız o. Orada kalkınma ve modernleşmenin, yani hukuki kurumların oluşması, sürdürülebilir kalkınmanın ya da gelir dağılımındaki adalet meselelerinin önemli bir kısmı halledilmişken göğüslüyor bu problemi ve daha kolay aşıyor belki ya da daha az yaşıyor sonucunu. Ama biz zaten bunları halledememişken üzerine bir de küreselleşme, demokratikleşme, yani eğitim, hukuk, Ar-Ge, ifade özgürlüğü, tasarlama özgürlüğü, bir sürü başka hikaye üst üste binince darmaduman oluyoruz. Daha karmaşık bir hikaye var. Şimdi bu sürecin içinden baktığınız zaman sonuçta Türkiye toplumu da, insanlık da şöyle ikilemlerin içine sokuluyor. Refah mı, demokrasi mi? Tabii ki insanlar önce o zaman refah diyor. Özgürlük mü, güvenlik mi? Tabii ki insanlar önce güvenlik diyor. Ve bu ikna süreci nereden çalışıyor? Korkudan. Yani Trump bile yeniden büyük Amerika diyor. Tabii. Bizimkiler işte Türkiye'nin birliği, bütünlüğü diyor vesaire. Dolayısıyla korku üzerinden bu süreçleri çalıştırıyorsunuz ve insanları demokrasi yerine refaha, özgürlük yerine güvenliğe yönlendiriyorsunuz. Yöntemler Türkiye'ye tamam, has değil yani. Tamam, evet. Şimdi peki bunu başardınız ve oy da aldınız dün akşam ve evet de çıktı. Peki şimdi özgürlükleri feda ederek güvenliği sağlayabilirsiniz. Belki diyelim terör saldırısı olmayabilir, insanlar işte efendim internetten ahlaksız şeylere girmeyebilir. Diyelim ki razı ettiniz insanları. Ama demokrasi için refahı tercih ettiler. Siz refahı insanların önüne koyabiliyor musunuz? Güvenliği koyabilirsiniz belki askeri tedbirlerle, güvenlik tedbirleriyle. Polis kadrosunu 3 milyona çıkardınız, güvenliği sağladınız. Peki, bol yatırım yaptınız. Ama ekonomik refahı nasıl sağlayacaksınız? Yani petrolünüz yok, doğalgazınız yok, patent sayınız belli, rekabetçi gücünüz belli. Ekonomik refahı sağlayamadığınız zaman bu sistem bir yerde tıkanacak. Tabii. Dolayısıyla benim tezim bunun zaten sürdürülebilir olmadığı. Üstelik bunu bizim güncel kutuplaşmalarla, gerilimlerle üst üste koyarsanız bu sürdürülemezlik 20 yıllık bir perspektifin içinde değil, 2 yıllık bir perspektifin içinde veya 3 yıllık perspektifin içinde. Dolayısıyla önümüzdeki soru senin de, benim de, herkesin de, Cumhurbaşkanı'nın da, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da, hepimizin önündeki soru şudur. Bu sürdürülemezliği aşmak için, bu tıkanıklıkları aşmak için, bu kutuplaşmayı aşmak için yeni bir projeyi nereden üretiriz? Şimdi buna baktığınız zaman ben hayır, dün hayır veren insanların içindeki anonim veya isimsiz diyorum ben, CHP'nin, HDP'nin sayılamayacak ya da Saadet Partisi'nin sayılamayacak, hepimizin yakından bildiği, en azından bizim akvaryumda senin benim yakından bildiğimiz o kadar çok farklı dinamik harekete geçmişti ki, özellikle son 2 ay. Evet, ben dağlardaki çoban ateşleri diyorum buna. Şimdi meselemiz bu dağlardaki çoban ateşlerini bir ütopyaya, bir hara çevirip çevirememek meselesidir. Ya da buradan yeni bir arada yaşama projesi çıkarıp çıkaramayacağımızdır. Yani de önce demokratikleşmeyi sağlayıp sağlayamayacağımız meselesidir. Dolayısıyla senin sorduğun Üsküdar'da bir arada yaşamak ya da Türkiye'de bir arada yaşamak ya da Sultan Gazi'de ya da Beşiktaş'ta bir arada olabilmenin koşullarına ve bunu insanlara ikna edeceğimiz yeni bir ütopyaya ihtiyaç var. Yoksa dünkü sonuç hayır da çıksaydı, evet de çıksaydı. Ben bu rakamlarla söyledim hep son 2 aydır bütün sunumlarımda. Bir taraf 25 milyon alacak, bir taraf 24 milyon alacak. Çok bariz belliydi bizim araştırmalarımızdan da. Evet, araştırma sonuçlarında da uygun bir şey çıktı. 25 milyon evet olsa bile 24 milyon insanın ihtiyaç ve taleplerini, duygularını, korkularını, beklentilerini kale almadan nereye kadar yürüyebilirsiniz? Veya hayır çıksaydı 24 milyonun veya tersinden 25 milyonun ihtiyaç ve taleplerini kale almadan, o insanların ya çevre kirliliği ya da işte ormanlar mahvoluyor bedelini ödemeye razı edecek kadar kalkınma arzularına cevap üretmeden, yeni bir ekonomi politikası üretmeden, yeni toplumsal, sosyal politikalar üretmeden bu işi nasıl çözeriz? Kafa yormamız lazım. Bu mümkün değil. bugünkü kimlikler ve kutuplaşmalar içinden sürdüğü sürece bu oyun 52 kere daha referandum ya da seçim yapsak sonuçlar 2 puan eksi 2 puan fazla bu olacak. Dolayısıyla bu sürdürülebilir değil. Oradan o zaman yeni bir şey üretmemiz lazım. Benim daha sade bir formülüm var. Ben diyorum ki 2006'dan 2015'e kadar bu kavramla savunmuştum yeni Türkiye'yi anlamak diye. Şimdi diyorum ki anlamak meselesi de değil. Artık yeniden Türkiye'yi düşünmeye ihtiyacımız var. Bizim hepimizin, sen ben de dahil, hep beraber yeniden bu Türkiye'yi düşünmemiz ve bunun aksaklıklarına ya da bunun ortak ütopyasına, çünkü şu anda korkulara teslim olmuş. Evet diye kazandık diyenler de korkulara teslim olmuş durumda şu anda. Hayır diye kaybedenler de dün korkulara teslim olmuş durumda. Bu korkular yerine yeni bir ütopyayı nasıl üretiriz de kafa yormamız lazım. Ve bu mümkündür diye düşünüyorum. Ve bu açıdan da dünkü alınan 48.4 oyun ya da 6 oyun gerçekten çok değerli olduğunu düşünüyorum. Eğer böyle okunabilir, böyle değerlendirilebilirse. Evet, o anlamda bugün sabah itibariyle yeni bir Türkiye'ye uyandık diyebiliriz herhalde. Tabii ya da var olan Türkiye'yi şimdi fark ediyoruz belki. Yani evet. Yeniden düşünmek demem de o. Onun için her şey bir anda değişti, değişmedi değil. Aslında bir süreç sürüyor. Yani örneğin bu Türkçü ve dinci köşe birleşiyor meselesi. Biraz önce de burada programdan önce sohbet ederken söylüyordum Ruşen'e. Benim 2014'te yazdığım bir yazı. Yani biz araştırmalara baktığınız zaman böyle bir üçlü parçalanmaya gidiyor bu işi. Seçimin dışında, seçimi bildiler bilmedilerin dışında baktığınız zaman bütün bu araştırmalara zaten böyle bir üçlü parçalanmaya gidiyor bu dört köşe konsolide oluyor yenideni görüyordunuz. Sonra 15 Temmuz bunun şahı oldu tabii o konsolidasyonun. Ve sonuç olarak da baktığınız zaman yakın zamanda evet 3 partiye inmiş olacak ve bazıları 2,5 parti gibi biraz daha hani ayıplanacak bir laf bence söylemelerine rağmen gerçek şu ki Türkiye'de AK Parti, CHP, HDP gerçekliği karşısındayız. Şimdi önemli olan bu aktörler değişir mi, değişebilir mi, değişmeli midir ya da bunların yerine koyacağımız bir aktör var mı? Eğer bu oyunu bu kimlik ve kutuplaşma zemininde oynayacaksak ya da bu oyunu artık hayır bu oyunu oynamıyoruz. Biz sosyo-kültürel kimlikler üzerine değil, sosyoekonomik problemler üzerine siyaset yapıyoruz deyip bir başka seviyeden başka bir oyunun kurallarını yazıp aktörlerini üretebilecek miyiz? Mesele budur. Bugünkü zeminden mi bakacağız meseleye, bambaşka bir zeminden mi bakacağız? Görüyoruz ki bugünkü bu düello hep böyle kılıçla sürecekse her seferinde sonuç belli olacak. Düelloyu değiştirmeden, ya bu sefer de silahla ya da basket oynayarak, penaltı atışarak değiştirelim bunu demedikçe ve bunun gerektirdiği yeni aktörleri tasarlamadıkça ve toplumun da bütün o kimliklere sıkışmış insanların önüne onları aşacak, yeni bir heyecan, umut vaat edecek, yeni bir ütopya koymadıkça bu oyun böyle sürecek. Dolayısıyla oyunu değiştirmemiz lazım. Evet, şimdi ben de tam bu konuya girmek istiyorum. Çünkü kutuplaşmanın iki tarafına baktığımız zaman aynı oyları görüyoruz. Yani Güneydoğu'nun oylarıyla Batı'nın oyları sanki birbirinin üstüne yapışmış gibi. Demek ki her iki tarafta da mevcutun değişmesine ilişkin, mevcutun düzelmesine ilişkin bir talep var. Fakat bunlar aynı zamanda birbirinden de uzaklar. Çatışıyorlar demeyelim bugün itibariyle. Evet. Uzaklar. Çünkü bizim akvaryumun bir kesimi Kürt meselesine doğru bir yerden bakmıyor. Evet. Ya da demokrat bir bakış açısına sahip değil ya da ortak yaşama inancı en az AK Partililerde ya da MHP'lilerde görülen kadar sert aslında. Evet. Sadece bugün AK Parti ya da Tayyip Erdoğan karşıtlığının arkasına gizlenildikleri için bu yüzleri görülmüyor. Evet. Burada meselemiz demin dediğim gibi bu kimlikler meselesinden çıkarmamız. Çünkü Kürt meselesi Türkiye'nin bütün bu demokratikleşme, küreselleşme, toplumsal dönüşüm süreçlerinin anahtar meselesi, kadın meselesiyle beraber. Birlikte. Dolayısıyla kadın meselesinde demokrat olduğunu varsaydığınız bir adam ya da girişime bakıyorsunuz, Kürt meselesinin tümüyle antidemokrat bir yerde. Vesaire. Onun için hep beraber gerçekten bir zihni dönüşüme ihtiyacımız var. Yani bizim bu kimlikler üzerinden oynandığı sürece oyun azınlıkta olduğumuzu kabullenmemiz, bir fikri dönüşme, zihni dönüşme, ruhi dönüşme hazır olmamız lazım. Ve buradan yeni işbirlikleri ama Kürtlerle, en az onlar kadar dindarlarla, yani ülkenin farklı kimlikleriyle kimlikleri aşan ortak hayatı nasıl kurarız'a kafa yormamız lazım. Bunun yolu çok samimiyetle önce onların ihtiyaç ve talepleri ne diye anlamaya başlamaktan geçiyor. Ama biz giderek o kadar kendi korkularımıza teslim olduk ki, hep ben şöyle bir cümle kuruyorum. Yani kendimizi koruyacağız ötekilerden diye ördüğümüz duvarlar o kadar yükselttik ki şimdi o duvarlar kendi hapishanelerimiz oldu, içinden çıkamıyoruz. Ötekileri korkutmak için öyle öcüler icat ettik ki, o öcüleri o kadar büyüttük ki bir süre sonra o öcüler kendi hortlaklarımız oldu, yataktan çıkamıyoruz korkudan. Dolayısıyla bütün bu ruhi esaretten kurtulmamız ve yeniden Türkiye'yi düşünmemiz lazım. Bunun ipuçları var. Süreç içinde bütün bu Ocak'tan beri yaşanan kampanyalar içindeki çabalara bakınca, bu son derece önemli. O çabaların içindeki anonim ve isimsiz olan yeni simaların, yeni odakların, yeni grupların yaptıklarına bakınca, o insanların diğerlerini de anlayalım, mütedeyinleri de anlayalım, milliyetçileri de anlayalım, onları ürkütmeyen bir dil bulalım arayışlarına bakınca, ki bunların bir kısmına sen ve ben de bizzat tanık olduk, içinde bulunduk. Buna bakınca kendi hesabıma umutluyum. Bu enerjiden bir şey üreme imkanı var diye düşünüyorum ve umutluyum. Çünkü hepimiz artık herhalde şu gerçeği kabullendik ki 51.4'ün içinde olanlar da 48.6'nın içinde olanlar da, bu oyu alan siyasiler de, kudret sahipleri de, sen de ben de hepimiz yarın aynı kadere uyanacağız ve aynı ülkede aynı geleceğe uyanacağız. Dolayısıyla meselemiz bu geleceği daha anlamlı nasıl yaparız meselesi. Burada ama gerçekten şunu kabullenmemiz lazım. Ya yeni bir lider mi olsun, CHP'de o mu olsun dardan kadar basit olmayan, ya işte Kürtler komplo mu yapıyor, hayır diyecekmiş gibi yapıp AK Parti'ye evet mi gidip diyecekler, evet mi yola çaklar gibi korkulara teslim olmadan, Batı'nın şövenlerinden bizim ülkemizde bize medet olacak şeyler yapacaklarını ummadan, beklemeden, böyle saçmalıklar yapmadan. Böyle durumlarda parantez içinde ben bugünlerde bu mottoyu çok sık tekrarlıyorum. Hrant Dink'in bir cümlesidir, benim de değil. Ülkemiz karanlık olabilir ama ülkemizi aydınlatmak bizim işimiz, başkalarının işi değil. Evet. Dolayısıyla hep beraber bu ülkedeki geleceğimize güvenerek, bu ülkenin insanlarına ve bu ülkenin potansiyeline de güvenerek hep beraber bir arada yaşamak projesi diyorum ben ona. Yani demokratikleşme. Burada çok kritik bir zihni mesele var Gürhan abi, o da şu. Biz tabii sanayi toplumu problemlerini aynı anda yaşıyoruz. Dolayısıyla o sanayi toplumunun siyaset bilimi, siyasi hareketleri içinden bakınca sağ sol diyelim anlamlı bir şey üretiyor. Anlamlı cevaplar da veriyor o problemlere. Ama biz aynı zamanda bilgi toplumunun problemlerini yaşıyoruz ve sağ sol bu problemlere cevap vermiyor. Bu başka bir şey çünkü bunun ekseni. Dolayısıyla bizim şimdi bütün bunun hepsini kapsayacak hedef durumu, siyasetini üretmemiz lazım. Hedef durum nedir? Hepimizin bir arada yaşayacağı, hepimizin onuruyla, gururuyla bir arada varım diyebileceği bir ülkenin koşullarının yaratılması. O koşulların içinde, hedef durumun içinde de ayrı siyasi pozisyonlarımız olabilir. Sen belediye başkanı olunca Ebru kursuna destek verirsin, ben de futbola destek veririm. Bu başka bir şey. Ama önce yerel yönetimin, diyelim demokratik yollardan belirleneceği mekanizmalara ihtiyacımız var. Onun için böyle bir hedef durum hedefi dediğim şey bir arada yaşamanın kurallarını tanzim etmek. Bunların siyasetini üretmek. Bunların siyasetini üretip hep beraber bir arada olduğumuz sürece sen emekten yana davran, ben sermayeden yana davranayım, öbürü çevrecilikten yana olsun. Bu ikinci aşama ama önce bir arada olmanın siyasetini üretmemiz lazım. İşin birinci tarafı o. Daha pratik bir tarafı var. 48.6 şunu da ima eder. Eğer doğru bir Cumhurbaşkanı adayınız varsa, 2019 için CHP'ninki gibi böyle savrulan, oradan oraya gittiler geldiler yaşayan değil de gerçekten kitlelere de umut vaat eden, sadece itiraz siyasetinden beslenen değil, yarın sabahki iddialarınızdan beslenen bir siyaset ve önderlik teşekkül etme şansı da veriyor bu 48.6. Böyle bir şey olabildiği zaman da Cumhurbaşkanlığı seçiminde de iddialısınız ve varsınız demektir bu. Dolayısıyla hem kısa vadede hem uzun vadede yapmamız gereken çok şey var. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz çünkü. Evet, son derece önemli bir noktaya geldik. Çünkü mevcut merkezileşmiş bir yapıyla Türkiye'yi ve bu kutuplaşmayı yönetmek katliyetle mümkün değil. Kesinlikle. Yani bunu hem bilmek lazım ve bunun çözümü konusunda da yerinden yönetimi, yerel yönetimleri kuvvetlendirecek yol ve yöntemleri mutlaka ama mutlaka bulmak lazım. Hem İstanbul Hepimizin grubunu hem de bu programı var eden temel dürtü tam bu söylediğindi. Evet. Zaten benim bu anayasa değişikliğindeki itirazım da tam buydu. Yani benim şöyle kategorik bir bakışım yok. Başkanlık olsun olmasın, parlamenter olsun illa olmasın. Ben hep baştan beri şu pozisyondayım. Hangini yapacaksak iyi başkanlık olsun veya iyi parlamenter olsun. Bugünkü parlamenter sistem tıkandı, doğru. Ama yapılması gereken şey bugün, dün anayasada oyladığımız değişiklikler değildi. Daha ademi merkeziyetçi, daha demokratik katılımcı başka bir şeydi. Ama bu böyle bir yol. Dolayısıyla önümüzdeki mesele şudur. 20 milyonluk İstanbul'u sadece Cumhurbaşkanı veya adı başkan ne olacaksa adının yetkilerine bırakarak yönetebilir misiniz? Peki İstanbul'u yönetti. Aynı İstanbul'u yöneten zihniyet, bakış, modelleme vesaire vesaire ile Samsun Ladığı ya da Erzurum Hınıs'taki problemi yönetebilir misiniz? Ya da aynı bakışla Kürtlerin kimlik taleplerini, var olma taleplerini yönetebilir misiniz? Ya da aynı bakışla Konyovası'nın kuraklık meselesini yönetebilir misiniz? İstanbul'da trafik derdiniz var, güvenlik derdiniz var vesaire ama Konya'da kuraklık derdiniz var. Rize'de başka bir meseleniz var. Yani şimdi dolayısıyla bu kadar karmaşık bir Türkiye'de yapılacak şey insanların kendi kararlarına, katılım süreçlerini güçlendirecek, yerinden yönetim mekanizmalarını güçlendirmekti. Halbuki bizde yapılan tümüyle merkeziyetçiliğin tahkim edilmesi, o da en başta söylediğim yeniden ulus devletlere dönüş, ara buzul dönem diye benim kodladığım bir dönemin rüzgarı. Oradan da bakınca sürdürülemez zaten bu değişiklikler. Sadece ekonomik refah sağlanamayacağı için değil, pratik hayatın sorunlarını böylesine bir merkeziyetçi mekanizma çözüm üretmeye yetmeyecek. Göreceğiz, deneyeceğiz. Bir de geçmiş bütün tecrübelerimiz o. Yani merkezi yönetimin çok kuvvetli olduğu dönemlerde Türkiye kan ve acıdan başka da bir şey görmedi. Yani, kesinlikle. Evet. Dolayısıyla AK Parti'ye oy veren kitleler şunu görmeye başladığı zaman AK Parti belli bir dönem diyelim o tarihlerdeki ekonomik başarısıyla, o konjonktür itibariyle veya hizmetler mesela hizmetleri yaygınlaştırması, ulaştırılabilir kılmasıyla başarılı oldu. Sonra baktı ki başka türlü mekanizmalarla devlette tam hakimiyet sağlayamıyor. Bunu toplumsal destekle üretebilirim diye düşündü ve seçmenini AK Partileştirmek diye bir stratejiye döndü. Ve o güne kadar sosyal politika hizmeti yaygınlaştırmak diye yapılan şey AK Partileştirmenin bir aracı haline dönüştü. Partizanlıklar vesaire. Ama 2010'dan itibaren bu Erdoğancılaştırma diye bir üçüncü aşamaya döndü. Artık AK Parti mekanizması ve seçmeni de giderek Erdoğancılaştırılan başka bir süreç. Dolayısıyla böylesine bir tek adamlık bir kere fizik olarak zaten mümkün değil. Sürdürülebilir de değil. Ama bu insanlar sadece refah talepleri karşılanmadığı için değil, bir yandan da yarın böylesine merkeziyetçi bir sistemin kendi dertlerine de meram olmadığını görecekler. Şu anda onları tatmin eden şöyle bir siyasi ve sosyolojik durum var tabii ki. Bizim devletin, oldum bittim Cumhuriyet'ten beri bir laik makbul vatandaş tanımı vardı. Ve o makbul vatandaş tanımı da Türk olacaksın, Sünni olacaksın, laik olacaksın idi. AK Parti'nin bu hizmet meseleleri dışındaki temel olarak devlet siyasetinde başardığı, değiştirdiği tek şey bu makbul vatandaş tanımıdır. O da makbul vatandaş tanımını kaldırmak, lağvetmek değil, makbul vatandaş tanımını Türk olmak, Sünni olmak ve dindar olmak olarak yeniden değiştirmiş olmasıdır. Dolayısıyla önceki nasıl sürdürülebilir olmadığı ise, bugün devletlerin insanlara makbul vatandaş ayrımı yapıp yapmamak ya da Baskın Hoca'nın deyimiyle mecburi vatandaşlığı insanlara dayatmak ne kadar sürdürülebilir olabiliyorsa, bu yeni düzende o kadar sürdürülebilir olacak. Ama benim kanaatim odur ki hem refah meseleleri, hem güvenlik meseleleri, hem dünyadaki bu hal gibi bir sürü problemden dolayı çok kısa sürede yeniden bütün bu hikayeyi tartışır olacağız. Çok açık yani. Evet, her yönüyle tartışacağız önümüzdeki dönemde. T24'ün seninle yaptığı söyleşide önemli bir notun var. Diyorsun ki CHP'den bahsederek bu genel merkezi de zorlayacak bir dip dalga, bir dip dalgadan bahsediyorsun. CHP'nin değişmek gibi bir meramı olursa bu oranlar kullanılacak bir şey. Referandum sonuçlarını kastederek söylüyorsun. Dip dalga nereye doğru ilerletilebilir ve nasıl olabilir? Özellikle de CHP açısından. Evet, dip dalga demin dediğim gibi herhangi bir partiye ait olmayan, sivil toplumdan gelen Tabii ki bu kimlik ve kutuplaşma üzerinden sandığa gittiği zaman muhtemelen yine CHP'ye oy veriyor olabilir ama yine bizim araştırmalarımız üzerinden şöyle söyleyeyim sana. Eğer 100 toplam insan içinde CHP'ye oy veren 18-20 adam varsa, yani o katılmayla 25'e gelen sayı o, 20 adam varsa bunların 10 tanesi yani yarı yarıyası CHP'nin politikalarını da benimseyerek daha cumhuriyetçi bir yerde durarak ya da ulusalcı, yani hani yanlış kelime kullanmak istemem ama hani o bildiğimiz duygu ve fikir dünyasından hareket ederek oradalar. Yarısı da daha demokrat bir yerde ama seküler kimlikleri üzerinden CHP'yi, yani CHP'nin var olan politikalarını eleştirerek, liderini eleştirerek, CHP değişsin diyerek oradalar. Şimdiye kadar hep öbür taraf yönetim mekanizmalarına, örgüt mekanizmalarına onlar hakim. Dolayısıyla hep katılan bir kişi, 3 kişi diyelim CHP, yani genellikle böyle örnekler biliyoruz. İşte davet ediliyor bir arkadaşımız ya da hepimizin de bildiği bir isim ama bir süre sonra o yapıya uyduruluyordu zaten. Ama bu kez o isimsiz ve anonim dediğim muhalefeti eğer CHP gerçekten kendi değişmesi için bir kaldıraç olarak kullanma fırsatına sahip, eğer böyle bir niyet ve arzu taşıyorlarsa, yapacakları şey bütün bu kampanyalar süresince, ta Cumhurbaşkanlığı seçiminden de başlayarak gönüllü olarak bu işlerde uğraşmış, kendi hayat tarzı üzerinde bir tehdit algısı olan, daha seküler hayat tarzını benimsemiş olan ama hala bu ülkeden umudu olan ve bu ülkenin geleceğine yatırım yapmakta olan insanlara kapılarını açmak. Ama CHP'de eğer kimlik üzerinden bu oyunu oynamaya devam ederse, oyunu değiştirmek gibi bir niyet ve arzusu yoksa bunu yapmaz zaten. Yapmayacaklar. Şimdi onu CHP'nin yönetimi karar verecek. CHP'nin bu, yani hani dizilerde bir de kötü adam rolleri var ya da muhalefet rolleri var, karşı taraf var. Dizi oyun seyirci bulduğu sürece o rolde devam ediyor. Devam ediyor, evet. Şimdi CHP bu role razıysa mesele yok. Ama bakıldığı zaman hep böyle kimlik ve kutuplaşma üzerine onlar da sıkışmış ve teslim olmuş durumdalar. Halbuki bu arayış, yani en azından Ocak'tan bu tarafa yaşadığımız, 3,5 ayda yaşadığımız başka dinamikler de gösteriyor ki CHP'nin böyle bir değişmesi arzusu, talebi, niyeti var ise bir kaldıraç olarak kullanabileceği veya fikren de insani kaynak bakımından da kullanabileceği kaynaklar var. Destek alabileceği. Evet. Yani ama fikren, ama insan kaynağı olarak. Yani beslenme kanallarını CHP açar mı, açmaz mı? Ama unutma ki aynı ihtimal HDP veya AK Parti içinde var. Elbette. Yani eğer bugün gördüğümüz partilerin her birinin farklı tonlarda da olsa, farklı dozlarda da olsa beslenme kanallarındaki yaşanan tıkanıklık, hem yeni fikirlere tıkanıklık, hem yeni bilgilere tıkanıklık, hem de yeni insanlara tıkanıklık. Herkes kendi içine doğru büzülüyor. Şimdi bu referandumdan sonra şöyle bakalım, CHP açısından şunu da söylemek mümkün. Şimdi bir yerel seçim yaptık, 2 genel seçim yaptık, Cumhurbaşkanlığı seçimi yaptık. Şimdi bu 4 tane seçimde oluşan kadrolar ve seçilmiş kadrolar, Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak Denizli'nin Çalkasması Belediye Başkanı dahil, Türkiye'nin tam bu sözünü ettiğimiz bu karmaşık problemlerindeki kritik kavşakta kararları verecek kadroları oluşturmuş olduk. Ve burada CHP'nin ağırlığı yok, AK Parti'nin var. 2, dünkü referandumla da o karar sürecinin kurallarını değiştirdik. Evet. Yani CHP tümüyle oyun dışı. Şimdi CHP buna razıysa ve oyun böyle devam etsin, ben de muhalefet görevini yerine getireyim sanıyorsa peki devam etsin o zaman, ne yapalım. Ama hayat böyle sürmeyecek. Eğer CHP ve AK Parti'de böyle bir değişim talebine ve karmaşık problemlere yeni bir çözüm bulmak için kendi bu dinamiklerden yararlanma yolunu seçmezlerse, demin dediğim gibi sadece sen ben istiyoruz diye değil, hayat dayattığı için Türkiye'deki bu oyunun sahası da, oyunun kuralları da değişecektir yani. Başka da yolu yok. Ben hemen buradan bu referandum sürecinde özellikle de sen Ocak ayı olarak belirtiyorsun, çok doğru ama Mart ve Nisan aylarında iyice yükselen sivil toplum hareketinden bahsetmek istiyorum. 2 tane önemli tespitim var. Tahammül edemeyecekleri o kadar artan, büyük ölçüde artan sivil toplum girişimleri birbirlerine tahammül etmeye başladılar. Tabii. Ve dinlemeye başladılar. Çok değerli bu. Evet, çok. Bu son derece önemli. Yani her şeyi ben bilirim havasından, özellikle de bizim eski solda çok sık rastladığımız havadan önemli ölçüde kurtulduğumuzu ve birbirimizi anlamaya, birbirimizi dinlemeye... Bir başlangıç noktası. Evet, evet. Belki yeni Türkiye dememin sebeplerinden birisi de bu. Şunun da altını çizmek lazım abi. Şimdi OHAL kurallarında günde 40 televizyon kanalında 8 saat canlı yayında. Yani muhtemelen İstanbul, Ankara dışında, İzmir dışında hayır kampanyasının yapılamadığı, medyada ve iletişimde böylesine dehşetengiz bir tek taraflı reklamın, tanıtımın, kampanyanın sürdürüldüğü bir ortamda devletin bütün imkanlarıyla, valisiyle, kaymakamıyla, okul müdürleriyle, cami imamlarıyla sürdürülen bir kampanyaya rağmen ve de doğru bir merkezi bir önderlik, merkezi bir strateji ve planlama olmadığı halde bu toplum 48.6 hayır dedi. Evet. Bu kendi başına müthiş fırsatları ima eden, Türkiye'yi yönetenler için de kale almaları gereken, hepimizin yeniden düşünmesi gereken bir sayıdır. Ama şunu unutmadan, bizim de 51.4'ü kale almak ve düşünmek, kim onlar ve niçin diye düşünerek. Onun için hani mesele sadece kendi içimizde ne yapacağımız değil, bir arada ne yapacağımız gibi bir başlangıç noktasından düşünmek. O zaman da senin söylediğin şey çok daha değerli. Yani insanlar bu kez ilk defa, hani seni de beni de daha çok Ocak'ta da ilk bu çalışmalar başladığında heyecanlandıran şey neydi? İlk kez insanlar ben bilirim demeden daha dinlemeye, anlamaya, farklı davranmaya yatkınlardı. Birbirlerini duymaya. Ben bunun çok değerli olduğuna inanıyorum. Çok değerli olduğuna inanıyorum. Ama burada şöyle de yani müthiş bir yenilmişlik duygusu gibi şeylere de kapılmamak lazım. Çünkü eğer şöyle bir değişimi de farkında olalım diye söylüyorum. Yani seçmen davranışı, seçmen nasıl tercihler belirliyor falan gibi işin ayrı bir katmanı ve tartışması, modelleri, bir sürü şeması, kategorisi var ama giderek şöyle de bir durum baskın olmaya başladı. O da şu. Artık insanlar, bütün resmi açıklamıyor ama giderek ağırlık kazanan renk, artık insanlar yanında oldukları fikirden, yanında oldukları destek verdikleri adamdan, kadrolardan, partiden dolayı değil, karşı oldukları, kime karşı, neye karşı olduklarından yola çıkarak oy vermeye başladılar. Yani bu toprakların insanları bu güncel şehvetten bakarak %60-65'i asla oy vermeyeceğim diye bir parti adı söylüyor. Bu sağlıklı bir durum değil normal koşullarda. Elbette. Bu da kutuplaşmanın bir başka belirtisi. Ama giderek dolayısıyla orada 51.4 evet oyunu veren 25 milyon insanı da kale almak ve onların sadece içeriği biliyorlar ve her şey Erdoğan için yaptılar kadar kolaya gitmeden onların da meramının, ihtiyaç ve talebinin ne olduğunu anlamak gerekiyor. Ama önce gerçekten buradaki toplumun, sade vatandaşın, o anonim, isimsiz birçok hareketi de şapka çıkararak bunca ortama ve bunca baskıya rağmen 48.6 çok değerlidir. Evet. Çok değerlidir. Bu hayattaki sürtünme katsayısı da anlamına gelir aynı zamanda. Dolayısıyla evet AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyaset tarzını biliyoruz. Sahaya muhtemelen çok hızlı gireceklerdir. Ama dün gece olduğu gibi, evet, yani kesin sonuçlar tabii hemen olmadan idamlar vesaire, açıklamaların yapılması gibi. Ama bu 48.6'yı da kale almamaları mümkün değildir. Evet. Onun için bu sürdürülemez dediğim durumdan çıkış umudu hani 10 sene, 20 sene sonra değil, çok daha kısa zamanda vardır. Evet. Bir üçüncü değerlendirmeyi de sivil toplumun bu özellikle Ocak ayından bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar, faaliyetler açısından tam da dediğin gibi İslami kesimine de son derece dikkat ederek, tabii, sözüne, üslubuna dikkat ederek bütün kampanyalarını kesinlikle yürüttüler ve bu son derece önemli. Çok, tabii çok ki değerliydi, hak çok ve değerli. Adalet ekibi daha gibi çoğulcu bir yerdendi. Evet. Bütün o reklamlar, sözler, sloganlar. Herkes buna kafa yordu. Yani önemli olan buydu zaten. Bu anlama çabasının ben bir başlangıç noktası olduğunu sanıyorum. Çok önemli. Evet. Umudum en son olur. Şeyi söyleyecektim. Umudum olur. Hak ve Adalet grubu gibi mütedeyyin kesimin birleştiği girişimlerle de kesinlikle bir arada ortak çok rahatlıkla çalıştılar ve son derece önemli bir başarı kazandılar. O anlamda bir başka açıdan, yani rakamlara bakmadan bir başka açıdan hayır cephesinin önemli bir başarısı olduğunu, hatta kesinlikle bu yarışın galibi olduğunu da ifade etmek tabii hiç yanlış tabii olmayacaktır. Yani mesele sadece CHP böyle bir kampanya yürüttü diye değil. Aksine CHP belki de hayır oylarının biraz daha artırılmasını engel bile oldu da diyebiliriz. Yani kontrollü darbe tartışmaları gibi, İzmir'de denize dökeriz gibi saçmalıkları yapmasaydı. Çünkü ya da işte Hollanda tartışması. Şimdi genellikle hep şöyle, kamuoyu böyle tartışıyor. Efendim Hollanda tartışması kaç puan getirdi? Kontrollü darbe kaç puan götürdü falan. Ben de hep diyorum ki ya siz hiç ortalıkta, sokakta görüyor musunuz? Elinde oyları insanların, kulakları ajansta, ajanstaki haberleri dinliyor, sonra koştur koştur parti değiştir falan. Böyle değil ki. Doğru. Ama şöyle sonuç üretiyor. Hollanda tartışması ya da kontrollü darbe ya da İzmir'e dökeriz gibi tartışmalar AK Parti'ye daha uzmanı olduğu, daha mahir olduğu, daha tecrübeli olduğu ve daha örgütlü olduğu bu kimlik ve kutuplaşma zeminine tartışmayı taşımasına aracı oluyor. Zemin içerikten, anayasa değişikliğinden, referandumun asıl tartışılması gereken özünden kopup da kimlik kutuplaşma oyununa gelince zaten sonuç belli. Zaten baktığınız zaman bizim o yayınladığımız açıklamada da vardı. 24 aylık seriden baktığınız zaman hayır oyları zaten baştan itibaren çok düşükten başlamış. Yani çünkü içerik itibariyle toplumun böyle tek adamlı, hani var ya Türkiye toplumu liderci de falan, bunların hepsi efsaneden ibaret. Yani o kadar kolay açıklamaları yok bu meselelerin. Ama Türkiye toplumu oyundan fedakarlık etmek istemiyor. Onun için öyle bütün kaderini de tek adama bağlamaya razı olduğunu varsaymak doğru değil. Geriden başlamış. Tek yükseldiği aralık var 15 Temmuz. Yani 15 Temmuz'un ürettiği köpürme diyelim. Ya da o milliyetçi ya da coşku, giderek milliyetçi renge bürünen o coşku ortamında evet ilk defa öne geçmiş. 2 ay sonra tekrar geriye düştü. Ama ne zaman ki o AK Parti makinesi ve Tayyip Erdoğan ve medya devreye girdi, ondan sonra doğal olarak AK Parti'nin içinde tereddütlü olanlar %20'lerdeyken bu %5'lere, 8'ler aralığına doğru geriledi. Yani onları evet'e doğru taşımış oldu. MHP'nin içindeki bir miktar daha hayırcıyı kararsızlığa ya da sandığa gitmemeye doğru ikna etmiş oldu. Ve ancak son 2 ayda bütün bu kampanyanın etkisiyle 5 puan aradaki farkı kapayarak öne geçmiş oldu. Dolayısıyla toplumun o belli bir çizgideki hayırcı bloku diyelim, CHP'den ya da HDP'den veya ana aktörlerden bağımsız olarak zaten fikren baştan itibaren karşı cephedeydi. Onun için CHP'nin ürettiği yaptıklarının özel bir katkısı olmadı. Belki çok özel negatife de etkisi olmadı. Çünkü artık oyun sadece şu benim eleştirdiğim kısmı. AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın mahir olduğu kimlik ve kutuplaşma zeminine tartışmanın çekilmesine yaptıkları hatalar yol açtı. Ve o tartışma zeminine oyun gelince de zaten AK Parti hakim olduğu, çok mahir olduğu bir alana çekilmiş oldu. Evet, hatırlıyorsun 2013 yılında bu yerel seçimler öncesinde birlikte İstanbul Sözleşmesi'ni hazırladık ve sonradan evet, bunu İstanbulluların imzasına açtık. Hatta belediye başkan adaylarına da imzaya açmıştık. Bir arkadaşımız birlikte yaşam anayasasını yazabilir miyiz diye soruyor. Evet, tam yazılabilir. Doğru, tabii, ve bu son derece önemli. Aslında benim bugüne kadar gerçekleştirdiğim, yapmış olduğum programlar arasında en kolay program bu oldu. Çünkü soruların hazırlanmasında geniş bir ekip bana destek verdi. Cevap ürettiğimizi umuyorum. Evet, olmazsa bir program daha yaparız. Yani seninle. Buradaki mesele şu abi, bir arada yaşamak diye meseleye bakmamız lazım. Evet. Bir arada yaşamanın ve şöyle bir zihni dönüşüme ihtiyacımız var, diğerlerini anlamak kadar. Hangi zeminde neyi konuşacağız? Şunu konuşacağız bence. Ortak hayatın kurallarını konuşmamız lazım. Herkesin kendine yakıştırdığı kimlik, davranış, kılık, kıyafet, inanç ne olursa olsun. Senin araba modelinden benim araba modelimin ne olduğundan bağımsız olarak hepimiz kırmızı ışıkta duruyoruz. Kırmızı ışık hiç BMW'ler önce geçecek sonra öbürleri elbette geçecek değil mi? Hayır. Evet. Dolayısıyla çok daha sade bir meselemiz var. Sade meselemiz sokaktaki ortak hayatın, bir arada olmanın kurallarını tanzim eden yeni bir ütopya yazmamız lazım. Ve bu kurallarla, hani diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı da şimdi sıçrayacak ekonomi falan, gerçek sıçramanın bu kurallar etrafında birleşmiş ve herkesin onur duyarak, gurur duyarak, gönüllü olarak bu ülkenin yurttaşıyım diyebileceği bir toplumsal uzlaşmayı ve yeni anayasayı yazabildiğimiz gün bu işi kıvırırız. Ondan sonrası gerçekten teferruat. Ama böyle her şeyi ben bilirim veya her şeyi sadece bir kimliğin iyi, doğru, güzel tanımını herkes kabul etsin üzerinden oynanan her oyun sürdürülemez olacak ve de sürdürülemeyecek. Doğru. Çok basit. Evet. Yani. Evet, Bekir Ağırdır, çok çok teşekkürler sana. Ben teşekkür ederim abi. Oldukça sıkışık olduğum bir günde bizimle geldin, görüşlerini ve araştırmalarını paylaştın. Efendim, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programının 19.sunu izlediniz. Vaktimizi biraz aştık. Bugüne kadar düzenlenen Şehir Hepimizin programları arasında en uzunu oldu. Bu programın hazırlanmasında bana destek veren İstanbul Hepimizin girişiminden ve yurttaş girişiminden arkadaşlarıma özellikle teşekkür etmek istiyorum. Tabii en büyük teşekkürümüz de Mediascope ekibidir, rejideki arkadaşlardır. Sağ olsunlar, bu imkanı bize sağlıyorlar. Gelecek hafta yeni bir programda görüşmek dileğiyle diyelim. İyi günler. İyi günler.